Herkese merhabalar. Bugün Bankot üzerinden aldığım vergi iadesi ile alakalı kapsamlı bir video hazırlamak istiyorum. Şimdi ben Bankot üzerinden aldığım bir ürüne 8.82 TL toplam vergi çıktı. Gümrük vergisi ve gümrük sunum ücreti ile beraber toplam ödediğim ücret, PTT'ye ödediğim ücret 8.82 TL. Ben bunu çok kısa süre içerisinde çok kolay bir şekilde Bankot üzerinden iade almayı başardım. Bununla ilgili tüm detayları size vereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle bilmeniz gereken çok önemli bir nokta var. Bankot üzerinden sipariş verirken burada herhangi bir ürün açtım. Bakın şurada şu mouse ile seçtiğim kelimeye dikkat edin. Bu tarif sigortası anlamına geliyor. Bankot üzerinden sipariş verirken bu kutucuğu işaretlemeniz gerekiyor. Ürünle birlikte tarif sigortasını da satın almış oluyorsunuz aslında. Yani gümrük vergisi iade alma sistemi Bankot'un bir özelliği. Kullanıcılara sunduğu bir özellik. Ama bu özelliği satın alabilmek için şuradaki tarif sigortası seçeneğini işaretlemiş olmanız gerekiyor. Bunu işaretlemeden sipariş verdiyseniz eğer bu videoyu izlemenize gerek yok. Çünkü Banggood bunu satın alıp almadığınıza çok dikkat ediyor. Eğer işaretlediyseniz videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Şimdi size videonun açıklama kısmında şöyle bir sayfanın linkini vereceğim. Bu Banggood'un iletişime geçme sayfası. Buradan adım adım devam edelim. Order seçeneğini seçiyoruz. Yani siparişle ilgili bir konu hakkında Banggood ile iletişime geçmek istediğimizi seçiyoruz. Ve sigortalar seçeneğini seçiyoruz. Ardından tarif sigortası yani bu seçeneği tıklıyoruz ve hemen altında çeşitli bilgiler yer alıyor. Burada bu bilgilerle işimiz yok. Biz aşağı doğru indiğimizde bakın e-mail az yani bizimle iletişime geç, e-mail ile iletişime geç gibi bir buton var. Buradan e-mail az butonuna tıkladığınızda yanlış oldu. Bu sayfanın açılmaması gerekiyordu. Bunu kapatıyorum. Tekrar e email as butonuna tıklıyorum. Evet. Böyle bir sayfa açılacak. Karşınıza gelecek. Burada seçimleri zaten kendisi otomatik olarak yapıyor. Question tip kısmına elemenize gerek yok. Burada, burada sizin için önemli olan nokta order number kısmı. Buraya kargo takip numaranızı değil sipariş numaranızı girmeniz gerekiyor. Yani sipariş geçmişini şu an açtım. Bankroll sitesi üzerinden. Bakın şurada Order No diye bir seçenek var. Şu sayı işte bizim sipariş numaramız oluyor. Buna sağ tıklayıp kopyala diyoruz ve buradaki Order Number bölümüne yapıştırıyoruz. Bu kadar. Order Number kısmına bunu girmemiz gerekiyor. Kargo takip numaramızı değil. Hemen ardından Your Message kısmına da gümrük vergisi iade almak istediğimizi yazacağız. Bunu İngilizce yazmamız daha iyi olur. İngilizce bilmiyorsanız yani bu kadar İngilizce bilmiyorsanız en azından Google Translate'ten de yapabilirsiniz. Gümrük vergisi ve ek vergiler ödedim. İade talep ediyorum. Bu kadar. Bu cümleyi Türkçeden İngilizce olacak şekilde çevirdik ve kopyala işaretine basarak your message kısmına yapıştırıyoruz. Bu kadar. Hemen altında image kısmı var. İşte burası çok önemli. PTT'den almış olduğunuz kargo paketinin üzerindeki toplam ücretin yazdığı kısmı aynen ekranda gördüğünüz gibi fotoğrafını çekip yüklemeniz gerekiyor. Yani fotoğrafı telefonunuzun kamerasıyla çekin. Daha sonra bilgisayarınıza aktarın ya da telefondan da bu işlemi yapabilirsiniz. Fotoğrafı çektikten sonra Select Files butonuna basın ve çektiğiniz fotoğrafı buraya yükleyin. Evet dosya yüklendi. Hemen ardından e-mail kısmında dokunmanıza gerek yok. Eğer burada yazan mail adresinizin şifresini biliyorsanız yani içini açıp okuyabilecekseniz çünkü Banggood sizinle bu mail adresi üzerinden iletişime geçecek. Buradaki mail adresinizin şifresini hatırlamıyorsanız bunu silin ve kendi istediğiniz herhangi bir mail adresini yazın. Ama yok hatırlıyorsanız sorun yoksa bu mail kalabilir ve son olarak Submit butonuna tıklayın. Tıkladığınızda bu mail Banggood'a gidiyor. Gittikten sonra Banggood bana çok kısa bir süre içerisinde cevap verdi. Verdiği cevabı da hemen açtım. İngilizce olarak mail geldi. Hemen bunu da şöyle kısaca çevirelim. İngilizceden Türkçe olacak şekilde çeviriyorum. Sayın Ömer Faruk Doğan, Epostan için teşekkürler. Numaralı siparişinizle ilgili olarak özel vergileri ödemek zorunda olduğunuzu, evet, tarife sigortasını satın aldığınızı teyit ettik diyor. Evet bak. Şurada bahsetmiş olduğum tarif sigortası seçeneğini işaretlemiş olduğunuzu, yani işaretlediğinizi ve tarif sigortasını satın aldığınızı teyit ettik diyor. Yani bunu mutlaka kontrol ediyorlar ve çok önemsiyorlar. Hemen altından Gümrük Müdürlüğü'nün size gönderdiği makbuzu ve belgeleri bize gönderebilir misiniz? Peki bahsettiği belgeyi nasıl alacağız? Açıkçası ben PTT'ye gidip de belge almakla uğraşmadım. Çünkü hiç onlarla muhatap olmak istemedim. 2 saat sorun çıkaracaklar. İşte ben hakkım olan makbuzu almak için 40 derece su getireceğim falan hiç uğraşmak istemedim. Burada bahsedilen makbuzu almakla uğraşmak yerine PTT'nin gönderi takip sitesine girin ki bunun da linkini açıklama kısmında bulabileceksiniz gonderi takip.ptt.go.tr Bu kısma ta kargo takip numaranızı yapıştırın. Yine bunu da aynı şekilde Bankguot'un sitesinde bulabiliyorsunuz bulabiliyor, zaten. Kargo takip numaranızı buraya yapıştırın ve sorgula deyin. Robot olmadığınızı da onaylayın. Şimdi bu PTT'nin bize sunduğu veriler. Bu sayfanın aşağı kısmına indiğimizde bakın yazdır diye bir seçenek var bu yazdır seçeneğine tıklayın. Eğer sizde yazdır diye bir seçenek görünmüyorsa CTRL P'ye de basabilirsiniz. Bastığınızda böyle bir ekran geliyor. Hedef kısmından PDF olarak kaydeti seçiyorsunuz. Sayfalar tümü düzen dikey olacak şekilde bunu kaydet diyorsunuz. Ve herhangi bir yere kaydedebilirsiniz bilgisayarınızdan. Bu bilgi, bu dosya daha doğrusu PDF olarak bilgisayarınıza iniyor. Şimdi ben hem bu pdf dosyasını hem de çekmiş olduğum bu fotoğrafı ikisini birlikte Banggood'a gönderdim. Ama nasıl gönderdim? Bakın gelen mailde yanıtla diye bir seçenek var. Sola doğru bakan ok işareti şeklinde. Bu yanıtla seçeneğine tıkladım. Ve ardından şu ataç simgesine bastım. Ve hem o pdf dosyasını bakın arama sonuçları ptt gönderi yazıyor ya. Hem o pdf dosyasını hem de çekmiş olduğum şu fotoğrafı ikisini birlikte seçtim. Yükledikten sonra cümle olarak ise şunu yazdım. Onu da size göstermek istiyorum hemen. Gümrük Müdürlüğü bana bu belgeleri verdi. Cevabınızı en kısa sürede bekliyorum. Bu kadar. Bu cümleyi Türkçeden İngilizceye çevirdim ve kopyalayıp buraya yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra gönder butonuna tıkladım ve Bankroot'a gönderildi. Yanıt olarak gönderildi. Bunu gönderdikten sonra Bankroot'un bana gönderdiği, bana verdiği cevap işte bu. Sayın Ömer Faruk Doğan, numaralı siparişinizin geri ödemesini talep ettiğiniz şekilde düzenledik. Geri ödeme tutarı 8.82 TL. Yani bana çıkan verginin tamamı, toplam verginin tamamı, onay süresi dahil tahmini giriş ödeme süresi 3 iş günü içinde geri, geri ödeme yapılacaktır. Geri ödeme yapın diyor ama çevirirken hatalı çevirmiş Google. Geri ödeme yapılacaktır demek istiyor burada. Banka işlemlerinizin hesabınızda görünmesi 7-14 gün sürebilir. Yani buradan anlaşıldığı üzere Bankwood bana gönderdiğim o az önceki iki belgenin sonucunda vergi iadesini yaptı. Evet böylelikle anlamış olduk ki hiç öyle PTT şubesine gidip de makbuz almanıza, belge almanıza Kendinizi oradaki memurlara hakkınız olan bir şeyi size vermeleri için ikna etmenize hiçbir şekilde gerek yok. Aslında gerek var ama yok. Ben bu yaptığım yöntemle başarılı oldum. Siz de anlattığım şekilde burada gösterdiğim şeyleri uygulayın. Olumlu ya da olumsuz sonuç alırsanız bu videonun altına yorum olarak yazın. Hep birlikte konuşalım, tartışalım. Umarım video işinize yaramıştır. Beğendiyseniz beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.